Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Enbiya suresi 101-112. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize bir takım meseleleri bildirmekte. Şöyle ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى kendileri hakkında bizim tarafımızdan en güzel takdir olunanlar, اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ onlar cehennem azabından uzaklaştırılmışlardır. Burada doğrudan cehennem her ne kadar isim olarak geçmediyse de evvelinde cehennem ayetlerinden bahis vardı. Anha'daki zamir burayla alakalı. İnsanlar ya mümindir veya kafirdir ve Allah-u Teala iman etmeyi ve inkar etmeyi insanların kendi tercihine bırakmıştır. İnsanların iman etmesi için onlara hidayet yollarını göstermiş. Öte yandan peygamberler, kitaplar göndermek suretiyle hidayet yollarını yine insanlara açıklamıştır. Bununla beraber insanlar iman etmekte veya küfürde kalmakta serbesttirler. İşte bir kısım insanlar küfrü tercih ediyor ve bunun sonucunda cehennem azabına ehil oluyorlar. Ama Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, ikramıyla, ihsanıyla imanında sebat edenler, onlar cehennem azabından uzak kılınıyorlar. لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا onlar değil cehenneme girmek, onun hışıltısını, uzaktan sesini bile işitmezler. وَهُمْ ف۪ي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ onlar canlarının istediği şeylerde, yani cennet hayatında istedikleri şeyleri elde etmek suretiyle halidun, orada daimidirler, ebedidirler. Diğer alemin iki menzili var. Ya cennet veya cehennem. Cehennemdekiler azab ile kavrulurken cennet ehli olanlar da canları ne isterse orada elde edebilecekler. Fîhâ mâ teştehîhil enfüs ve telezzül a'yun. O cennette insanın canı neyi çekerse ve gözler neden lezzet alırsa hepsi var. وَلَهُمْ ف۪يهَا مَا يَدَّعُونَ İnsanların talep ettikleri her şey o cennette bulunmakta. Böyle olunca cennet tamamıyla bir lezzet yeri, bir mükafat yeri. Orada hiçbir sıkıntı yok, hiçbir zahmet bulunmamakta. لَا يَحْسُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرِ فَزَعُ الْاَكْبَرِ yani en büyük korku hali onları üzmez. Burada Fezaul Ekber'den murat ölüm olabilir. Yani onlar ölümden korkmazlar. Veya kıyametin kopması olabilir. Kıyametin kopmasından dehşet almazlar. Veya diğer alemde cehennemi görmek, o da en büyük korkulardan birisi. Ama onlar cehennemi uzaktan gördüklerinde kendileri cennete geçeceklerinden yine ondan korkmazlar, hüzünlenmezler. Ve diğer alemde ölüm öldürülecek. Bu da cehennem ehli hakkında eyvah ebediyen azapta kalacağız diye bir ızdırap vesilesi olacak. Ama onlar bundan da yine üzülmezler. Çünkü onlar cennette ebedi kalacaklar, daimi kalacaklar. Ve tetelakkahumul melaike melekler onlara mülaki olur. Onları karşılarlar cennete girerlerken. هَذَا يَوْمُكُمْ İşte bu sizin gününüz. اَلَّذ۪ي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Size vaad olunan sizin gününüz işte bu derler. İşte sizin gününüz derken, yani bugün sizin gününüzdür. Bugün artık mükafat günüdür. Dünyada gerçi çok zahmet çektiniz. Çok çilelere maruz kaldınız. Çok fitnelerden, eleklerden geçirildiniz. Ama artık imtihanı kazandınız, cehennemden uzaklaştırıldınız, cennet sizin ebedi kalmak üzere menziliniz. Böyle olunca artık bugün sizin gününüzdür. Yani bugün devran sizindir, tümüyle her şey artık sizindir. Bunu müjdeliyorlar. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَتَيِّ سِجِلِّ لِلْكُتُبِ Biz o gün kitabın sayfalarını dürer gibi semanın sayfelerini düreriz. Eskiden yazılar yazıldıktan sonra tomar haline getirilir, dürülürmüş.
Onu belki çağrıştıran bir mana ayet-i kerimedeki. Bir de dürülme noktasında ayetin sonunu da yine okuyacak olursak daha iyi anlaşılabilir. Kemâ bedâ'nâ evvela halgın nu'idu. Önce yarattığımız gibi onu o hale iade ederiz. Yani başlangıçta da her şey henüz bu kadar açılmamıştı. Kainat adeta şu ayet-i kerimede anlatıldığı üzere اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ كَانَ تَارَتْكَنْ فَفَتَقْنَاهُمَا. Yani semavat ve arz, gökler ve yer birbirine bitişik idi. Biz onları ayırdık. Yani bu yerler, gökler adeta evvelinde açılmamış bir hamur gibi. Cenab-ı Hak kudret eliyle açıyor ve kainatı genişletiyor. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ. Semayı kudret eliyle bina ettik ve genişletmekteyiz diyor Cenab-ı Hak. Alemleri böyle genişletiyor. Adeta yaratılışı bir ağaca benzetirsek, ağacın nasıl ki evvelinde bir çekirdek vardır, oradan bir sümbül çıkar ve bu gittikçe büyür, dallanır, budaklanır ve yaprakları meydana gelir, meyveleri, çiçekleri meydana gelir. Onun gibi yaratılış ağacının da evveli var. Şu anda dal budak salması, genişlemesi söz konusu. Kıyamet koptuğunda ise demek ki bidayet noktasına tekrar çevrilecek. Tabi bunun ayrıntıları nedir? Bunun fizikle de günümüzde fizikle açıklanabilir bir takım cihetleri bulunabilmektedir. Ama bunları işin ehli olanlara havale ediyoruz. Sahanın uzmanları olanlar bir kıyamet kopma durumunda neler yaşanacak bunu daha iyi ifade edebilirler. Bir de önce yarattığımız gibi iade ederiz. Şu manada da anlaşılabilir. Yani ilk yaratan tekrar onu iade etmeye kadirdir. İşte kıyamette insanlar toptan önce ölecekler. Artık yeryüzünde canlı kalmayacak. Ama ardından Allah-u Teala onlara yeniden hayat verecek. Ölüler dirilecek. Cesetleriyle tekrar buluşacaklar. Ve böylece ruh ceset beraberliğiyle diğer alemde hayat devam edecek. Yoktan yaratan tekrar diriltmeye, iade etmeye kadirdir. Bu manada ifade edilmiştir. Vaden aleyna, bu bize bir vaat. Üzerimize bir vaat. Yani vaatte bulunduk, vaadimizi yapacağız. İnna künna failin ve biz gerçekten failiz. Yani bunları yapanız. Allah gökleri yeri yaratmasını anlatırken yaratan zat olarak anlatıyor. Kıyameti getireceğini anlatırken de kıyameti getirecek zat olarak anlatıyor. Cenneti cehennemi anlatırken de cennet cehennem menzillerini yaratan zat olarak bize bunları bildirmekte ve anlatmakta. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ. Zebur'da zikirden sonra biz şunu yazdık. Burada Zebur, Hazreti Davud'a gönderilen kitap malum. Zikir, Tevrat'ın isimlerinden bir isim. Yani Tevrat'ta bunu bildirmiştik. Tevrat'tan sonra Zebur'da da bunu bildirdik. Bu mana olabilir. اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Arza salih kullarım varis olacaklar. Yani bunu Tevrat'ta da bildirdik, Zebur'da da bildirdik. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de de buna yer verilmiş oldu. Yani yeryüzünün sahipleri kimler? Yeryüzüne kimler hükümran olacak? Yeryüzünde kimler hak namına halk üzerinde tasarrufta bulunacaklar? Allah-u Teala bunu yapacak olanların salih kullar olduğunu ifade ediyor. Bunlar tarihin değişik dönemlerinde değişik milletlerden olabilir. Bir devir olmuştur İsrailoğulları, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman gibi dönemlerde daha böyle hükümran olmuşlar ve büyük bir saltanat yaşamışlardır. Ama gün olmuş, buna liyakat gösterememişler, saltanat ellerinden alınmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesiyle de artık salih kullar, salihlerin en önde gelen olan peygamberimizin etrafında yer alan kimseler olmuştur. Böyle olunca da Müslümanlar gerçekten çok kısa bir zamanda arzın doğusuna batısına,
hakim olacak bir güce ulaşmışlardır. Bir defasında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam uykudan uyandığında şunu söylüyor. Züviyetliyel art, arz bana dürüldü. Fe uritu meşarigaha ve mağaribaha, dünyanın doğusu batısı bana gösterildi. Fe seyemliku ümmetim, benim diyor ümmetim bana bu gösterilen yerlerin tamamına malik olacaklar. İşte Peygamberimize rüyada gösteriliyor. İnna fetahna suresinde ve benzeri bazı yerlerde Allah-u Teala Müslümanların fetihlerinden söz ediyor. Huvellezî arsala rasûlehu bilhudâ ve dînil hak. O Allah ki peygamberini hidayetle, hak dinine gönderdi. Liyuzhirahu aleddini küllihi, onun dinini bütün dinlere hakim kılacak, galip kılacak. Bu gibi vaatler var. Gerçekten bu vaatler aynen tecelli etmiştir. Ve Müslümanlar daha Peygamberimiz döneminde çevrelerine hakim hale gelmişlerdir. Dört halife döneminde bu hakimiyet artarak devam etmiştir. Devamında Emevi Devleti, her ne kadar reisleri daha çok saltanata taraftar olsa bile yine de devlet itibariyle İslami fetihlere bunlar da önem vermişler ve fetihler devam etmiştir. Abbasiler döneminde daha da yaygınlaşarak devam etmiştir. Selçuklular, Osmanlılar ve bir de Endülüs Emevi Devleti gibi devletler gerçekten Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı tarzda çok güzel icraatları yapmakta muvaffak olmuşlardır. Ve böylece mesela bir Osmanlı Devleti 600 yıldan fazla devam etmiş ve bunun büyük bir kısmı arza bir hakimiyet, dünyanın bir numaralı gücü olma tarzında tecelli etmiştir. Tabii bunları ifade ederken ister istemez insanın hatırına da geliyor. Bugün neden böyle değil? Bugün neden Müslümanlar rakamlarına göre, sayılarına göre bir kuvveti temsil edemiyorlar? Aslında ayet-i kerimeye baktığımızda bunun cevabını görebiliriz. Arza salih kullarım hakim olacaklar. Cenab-ı Hak böyle bildiriyor. Demek ki birkaç yüzyıldan bu yana Müslümanlarda tam bir salahat yok. Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği salahat tam tecelli etmediğinden bundan dolayı işte birkaç yüzyıldan beri Müslümanlar problemler yaşıyorlar. Ama her ne zaman ki gerçekten Kur'an'ın bahsettiği tarzda salih bir hali üzerimizde gösterirsek, o zaman yine Müslümanlar dünyanın en hakim gücü, en kuvvetli gücü haline geleceklerdir. Ve elhamdülillah dünyanın hemen her bir tarafında İslami faaliyetler gün geçtikçe ilerlemekte. Hatta gayrimüslimlerin ülkelerinde de ihtida olayları, onlardan İslam'a girenlerin sayısı gittikçe artmaktadır. Bunun neticesinde şu an için yine düşündüğümüzde Müslümanlar dünyada en güçlü kuvvetli topluluklardan birisi olarak devam etmektedirler. Hatta kilisenin yayın organı Plain Truth 20. yüzyılda en fazla gelişme gösteren dinin İslamiyet olduğunu 90'lı yılların sonlarına doğru bir sayısında yayınlamıştı. İnne fî hâzâ le belâgan li kavmin âbidin, şüphesiz bunda âbid olan, Hakk'a kul olan bir kavim için yeterli mi yeterli bir tebliğ vardır. Gerekli mesaj burada verilmiştir. Ve mâ arselnâke illâ rahmetellil âlemin, ey peygamber biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu ayetin Enbiya suresinde, Enbiya suresinin sonunda yer alması cidden manidardır. Allah-u Teala daha önce başka peygamberleri göndermiş. Enbiya suresinde bunlardan epey bahsetti. Hazreti Nuh gibi, Hazreti Zekeriya gibi, Hazreti İsa gibi çok değişik peygamberlerden söz etti. Ve sonunda da peygamberimizle bitirdi. Ve peygamberimizin bütün alemlere, bütün alemler derken ins, cin, melek, hatta bütün alem, kainat, bunlar dahil, hepsine rahmet olarak gönderdik. İnsanlık yönüyle bakıldığında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Benden önce peygamberlere verilmeyen beş şey bana verildi.
Mesela ganimetler bana helal kılındı diyor. Yeryüzü bir mescit yapıldı. Bir aylık mesafeden düşmanlarımın kalbine korku bırakmakla bana yardım edildi. İşte bir başka madde olarak da Peygamberimiz şunu söylüyor. Benden önceki peygamberler sadece bir kavme gönderilmişken ben bütün insanlığa gönderildim buyuruyor. İşte ayet-i kerime وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik derken bütün insanlık alemine hepsine bir peygamber olarak gönderdik. Bu manayı da tazammun etmekte. قُلْ اِنَّمَا يُوحَى اِلَيَّ ey peygamber de ki bana ancak şu vahy oluyor. اِنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُمْ وَاحِدٍ sizin ilahınız bir tek ilahtır. Bana vahiy ile bildirilen bu. فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ artık siz de teslim oluyor musunuz? Artık siz de Hakk'a boyun eğiyor musunuz? Burada Müslim kelimesi Müslüman oluyor musunuz? Bu manayı ifade edebilir. Bir de genel anlamda Hakk'a boyun eğmek. اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında din İslam'dır. Yani Hakk'a boyun eğmektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Hazreti Adem'in dini de bu noktada İslam'dı. Allah'a boyun eğmek, emirlerini yerine getirmek tarzında bir din idi. İslam kelimesi bir genel anlamı var, bir de özel anlamı var. Özelde şu anda Müslümanların bağlı olduğu din, genelde ise Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere gönderilen ortak din. Böyle olunca iki yönüyle de meseleyi ele almak gerekiyor. فَاِنْ تَوَلَّوْا eğer yüz çevirirlerse فَقُلْ sen şunu söyle اَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَى yani ben bizimle siz eşit olacak şekilde bilme noktasında eşit olacak şekilde bunu size haber verdim. Yani artık siz de biliyorsunuz dinin haber verdiği şeyleri duydunuz. Bu noktada bizimle siz müsavi hale geldiniz. وَاِنْ اَدْرِي bilemiyorum e garibun en baidun ma tuadun size vaat edilen azap yakın mıdır yoksa uzak mıdır bilemiyorum. Yani Müslüman olmadığınızda başınıza bir bela gelecek ama vaat edilen bu azap yakın bir azap mıdır yoksa uzak mıdır bilemiyorum. İnnehu ya'lemul cehre minel gavl Allah açıktan söylenen sözü işitir. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ve gizlemiş olduklarınızı da işitir. Dolayısıyla söylediklerinizi de bilir, yaptıklarınızı da bilir. Ona göre size karşılık verir. وَاِنْ اَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ yani bilemiyorum, belki bu sizin için bir imtihandır, bir fitnedir. وَمَتَعُنْ اِلَى حِينَ ve belli bir zamana kadar size bir faydalandırmadır. Yani bir müddet size imkanlar verilecektir. Siz bununla mağrur olacaksınız, fitneye maruz kalacaksınız ve sonunda helak olacaksınız. Gale rabbihkum bil hak ve peygamber şöyle dedi: Ya Rabbi, hak ile hükmet. Benimle kavmim arasında hak ile hükmet. Ve Rabbunar Rahman, Rahman olan Rabbimiz el müstaanu ala ma tasifun sizin vasfettiğiniz şeylere karşı bize yardım etmeye, kendisinden yardım istenmeye layık olandır. Değerli izleyenlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı müşriklerin iddiaları vardı. Müslümanların işte önce galip gibi olsa da sonra hezimete uğrayacakları tarzında iddiaları vardı. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak'tan yardım talep ediyor ve Ya Rabbi aramızda hak ile hükmet ve Rabbimiz olan Rahman el müstaanu ala ma tasifun sizin vasfettiğiniz şeylere karşı kendisinden yardım istenilendir ve o bize yardım edecektir buyuruyor. Böylece bir sureyi daha bitirmiş olduk. Bundan sonra nasip olursa Hac suresinden kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.